şey. Bu işler ettikten sonra çarşamba günü şeye gideceğim. Ondan sonra onu alacağım arabaya. Kahve Batı'ya gidiyor. Bir ses. Hayır. Luffy, hayır. Hey! Şşşt! Çekil bakalım, gel git oyuncağınla oyna. Orkidelerim açmaya başladı. Bakın. Bakarsanız oluyor arkadaşlar. Yani bütün bitkilere bakmanız lazım. Bu her şey için geçerli. Buradan da yeni şeyler vermiş. Bütün çiçeklerim şu an filizlenmiş ve çiçek verecekler. Bunlar ne renk bilmiyorum. O kadar güzel renkler var ki. Bakın şu da yeni dal vermiş. Hepsi yeni dal verdi şu an. Şu da verdi. Bakın şurada da bir dal var. Şurada da bir dal var. Uzuyor upuzun. Şu da çiçek vermedi demiştim ama şuradan yeni bir dal vermiş. Çok mutlu oldum. İki tane dal vermeyen var. Onlara da şimdi bakım yapıyorum. Size de biraz neler yaptığımı bahsedeceğim. Çok güzel kök veriyor. Ha, bu da vermiş. Bakın bu da vermiş. Şu aradan bir tane. Şu altta yeni kök vermiş. Şuradan da yeni dal vermiş. Yaprak vermiş. Hepinize yeni bir videodan da merhaba. Hoş geldiniz. Ben Ebru. Şöyle yılbaşı çam ağacımla birlikte sizi şey yapayım, selamlayayım. Böyle bugün diyorum ki bunun üzerine artık süslerimi ekleyeyim. Kalan yaprak aldıklarım da gelir herhalde. Onları da takarız. Bir yere çıkmayacağım. Birlikte akşama bezelye yemeği yapacağız. Kıymalı bezelye ve pilav. Bir de yanına cacık yaparız. Çok severim bu menüyü. Alerjim tuttu. O yüzden burnum tıkalı birazcık. Size biraz orkidelerimin nasıl baktığımdan bahsetmek istiyorum. Çünkü çok soru alıyorum. Normal yeşil çiçeklerimin bir besini ayrı, orkidelerimin ayrı. Şimdi gelin göstereyim. Şöyle bir leğen gibi bir şeyin içerisine şöyle su koyuyorum. Vitamin olarak da sonra bakın sulama şeklim bu. Koyuyorum mesela. Vitamin verdiğim zaman böyle hepsini böyle 5'er 10'ar dakika böyle suyun içerisine oturtup şu şekilde vitamin veriyorum. Doping gibi bu. Bunu eğer orkide çiçeksizse vitaminim de şu arkadaşlar. Orkide besinim de bu arkadaşlar. Bu çok benim sevdiğim bir vitamin. Aynı şekilde bunun yeşil yapraklar için olanı da var. Bu bitmiş hatta. Bundan bir tane daha sipariş vereyim. Bakın hadi bir de bunu oynayın gel. Hadi koş. Yoksa o sesler arttığı zaman kavgaya dönüşüyor. Onu dönüşmeden hemen müdahale etmem gerekiyor. Şu yastıklarım falan hep Luffy dağıtıyor bu arada. Ne zaman topluyorum yine dağılıyor. Öyle artık saldım ben de. Ben 1 litre suya 1 kapak koyuyoruz. Böyle suyun içerisine. Ben bu şekilde yapıyorum. Bunu da bu şekilde böyle üzerine gezdiriyorum yani. Bu vitamin yeni kök çıkmasını sağlıyor. Bakın hep yeni kökler vermiş. Böyle yeni kökleri var. Eğer bitkinizde bir filizlenme veya çiçeklenme varsa onu biraz gözlemlemeniz lazım. O zaman bunu yapmıyoruz. Çiçekliyken bu çiçeği öldürüyor. Bunu sadece böyle kök gelişimi falan olacağı zaman yaprakların böyle daha güzelleşmesini istediğim zaman. Bu benim yavru keyikim. Bu birazcık daha kendine gelemedi henüz ama şuradan yeni bir kök vermiş bakın şu tarafta. Şu yeni bir kökü var. O yüzden diyorum ki bu daha henüz ölmedi. Sağlam. Şuradan ben kesmiştim dalından. Yavrulamış oluyor yani bu şekilde ama birazcık daha kendine gelmesi lazım. Yeni yaprak vermesi lazım. Ve yeni köklerin artması lazım. Bu kökler birazcık şunlar falan ölüyor gibi. Bu şekilde bakıyorum arkadaşlar. Haftada bir normal böyle beklemiş suyla bir gece önceden bekletirseniz daha iyi olur. Ama ben böyle çeşmeden de verdiğim oluyor. Bir de haftada bir de normal üzerinden çiçek sular gibi suluyorum. Hani böyle batırmalı şekilde böyle vitaminini yapmıyorum. 2 haftada bir böyle eğer çiçeksizse 2 haftada bir bu vitamin yapmanız lazım. Yumurtanın kabuklarını kaynatıp onun suyunu da vermek çok faydalıymış falan. Ben hiç onları yapmıyorum. Ben sadece bu vitamini kullanıyorum. Çok iyi geliyor. Çiçeklerim var bakın. Deve tabanı. Mesela şöyle yapraklar görürsem bunu buradan direkt kesiyorum. Bakımını da bu şekilde yapıyorum. Bu yeni yapraklar veriyor. Bakın bunların hepsi yeni yapraklar. Şu ölmüştü biliyorsunuz taşınırken. Ama şu an bir sürü yeni yaprağı çıktı. Ben bunu böyle bağladım. Birazcık bunu da düzelteceğiz.
Ve burası çok sevdi. Bu da en son aldığı Batu'nun bir çiçek bunu. Ne çiçeği adını, ne çiçeği olduğunu hala bakmadım ama güzel bir çiçek, çok güzel duruyor. Böyle dibine koydum. Bunu da mesela o yeşil bitkiyle yapıyorum. Normal 1 litre sulama suyuna bir kapak onu koyuyorum. Böyle normal suluyorum. Başka hiçbir şey yapmıyorum. Bunun bakımı zaten çok basit. Böyle direkt güneş almaması gerekiyor. Mesela şu an sabah ışığını alıyor şuradan. Onun dışında böyle perdenin arkasında duruyor. Gölgeyi seviyor bu. Aynı oyuncağı oynamaya çalışıyorlar. Böyle bir şey yok. Böyle bir kıyafetini az önce oynarken çıkartmıştı, giydirmedim. Biraz böyle dursun diye sıcak. Çünkü uyurken falan sıcaklıyor yanımızda, böyle yanımda yatıyorsa. Şimdi ben yerim ya. Şimdi yerim popişi, yerim. Eyvallah ya, sana Armut ya. Yarım karnı bağ var ha. Şimdi bezelye yemeği yapıyoruz. Böyle patlıçlarımızı soyalım. Yani ne demek, ben gidiyorum. Ya da gizlerim var. Seni demiyorum, kolay gelsin. Bezelye pilav mı yiyoruz? Bezelye pilav, bir de cacık yapabilirim. Cacık yiyin. Yurdumuz var mı? Vardı. Vardı, hayırdır. Ayçiçek yağı ekliyoruz. Şöyle. Şimdi burada da şöyle 200 gram kıymam var. Önce kıymamı kavuracağım. 3 tane patates, 1 tane havuç, 2 tane soğan, 1 tane büyük diş bu. Eğer küçükse dişiniz, 2 diş sarımsak, 1 tatlı kaşığı kadar salça ve baharatlar koyacağız. Bu kadar. Bir de bezelyemiz var tabii ki de. 200 gram kadar kıymamı böyle yağda kavuruyorum. Böyle rengi dönene kadar. Sonra soğanları ekleyeceğim. Soğanlarımı doğradım. Yani şunun içerisine koydum, böyle kestim. 2 tane soğanımız var. 1 tane de buna 1 diş sarımsak koydum. Şuraya da böyle çöplerimi ayıklıyorum. Ortalıkta hiç böyle o zaman dağınıklık olmuyor. Rahat oluyor. Şu tefalin. Şundan çok memnunum. Ben de bir sene sonra bozulduğumu aldım. Gerçekten inanılmaz pratik. Çeyiz yapanlar varsa hiç düşünmeden bunu alabilirsiniz. Hepsi böyle oldu. Şimdi soğanımızı ekleyelim. Ortadan yapacağım. Biraz büyük geldi gözüme. Kameramın hafızası dolmuştu. Hemen halledip geldim. Kıymayı soğanla kavurduktan sonra içerisine birer çay kaşığı tuz, toz biber, karabiber ve pul biber koydum. Hatta karabiberi unuttum şimdi. Kavurduktan sonra salçayı da ekleyip kavurdum kokusu çıkana kadar. Şimdi patates ve havuçları da ekledim. Şöyle birazcık daha şunları iyice karıştırayım. O kadar basit bir yemek gibi, o kadar güzel ki. Ben çok seviyorum. Böyle dursun. Üzerine en son bezelye ekleyeceğiz ve yemeğimiz hazır olacak. Yanında şimdi pilava başlayalım. Şuradan bir pilav tenceresi alayım. Arada pilav tencerem herhalde yıkanmış. Evet. Yine de boşaltmam lazım. Pilav tencerem burada. Ölçüsü yok, hemen göz kararı böyle yağı koyuyorum. Ne bu kadar böyle ıslatacak şekilde koyuyorum. O değil de şu an pirincimin olmadığını fark ettim. Bundan var. Pirinç yok. Birazcık bir pirincim var. Ne yapalım? Şehriye pilavı mı yapsak ki sadece? Ya da kuskus gibi bir şey mi yapsak? Şimdi bezelyelerimi de ekledim. Dondurucudan çıktığı için. Donuklar. Buna biraz sıcak su ilave edeceğim. Nasıl bir şey çıkacak inanın ben de bilmiyorum. Sizinle birlikte göreceğim ben de. Bunu da biraz fazla ekleyeyim. Çünkü normale göre
güzel şehriye pilavı gibi bir şey olacak. Yani bu. Bunu koyayım. Kavuralım bunu. Küçük bir pilav olacak. Bu da böyle minicik. Makarna gibi yapmayacağım. Çok hafif rengi değişene kadar diğerinde öyle yapıyorum. Biraz daha yağ ekleyeceğim. Bu arada şu pirinci de bir yıkayayım. Bunun çay bardağı bile yoktur burada. Varmış. Yani yaklaşık bir çay bardağı kadar da pirincimiz var. Öyle hesap edin siz de. Suyunu ekleyelim. Böyle yüzecek kadar ekliyoruz. Birazcık açıyorum. Kaynayana kadar alt açık oluyor. Sonra kısıyoruz. Birazcık daha tuz ilave edebilirim. Çelikli kemik suyu almıştım. Bundan ekleyeceğim. 3 kaşık ekleyelim. 5 kaşık falan ekledim bundan. Buradan ıslarak da iyi tüketebiliyor musunuz? Yani ilik suyu çok faydalı biliyorsunuz ki. Fokurdasın bir. Şöyle 1-2 fokurdasın, sonra altını bunu da kısıp kapatacağız. Bu kadar. Bitti. Yemek hazır. Şöyle söyleyeyim. Yemek yapmaya asla üşenmeyin bence. Eğer vaktiniz varsa mesela yarım saatte şimdi hallettim. Yani benim de şu an bayağı işim var bu arada. Yemek yapacak aslında vaktim yoktu. Hem video çekiyorum hem yemek yapıyorum. Ama sağlıklı oluyor. Ben seviyorum ev yemeğini. Hani dışarıdan da yemek yemeyi seviyorum. Böyle kaçamak yapmayı da seviyorum ama ev yemeği bir başka oluyor yani. Bütün çöplerimizi atalım. Bakın bütün çöplerim burada duruyor. Tamamdır. Bir daha yaparım bundan. Olsun. Kapağını da kapattık. Şimdi hadi bakalım cacık yapalım. Yazın özellikle. Yazınki videolarımda sizinle birlikte şu salatalıkları doğramıştık ve dondurucuya böyle rendeleyip koymuştuk. Bunu yapmamın amacı bu tazecik çeşmeden o zaman almıştım. Onun çeşmenin salatalıkları gerçekten inanılmaz lezzetli. O yüzden de şu an yapacağım cacık çok lezzetli olacak. Yani böyle yazdan hani normalde domates falan kurulur ya, bu şekilde aklınızda olsun. Salatalık falan böyle güzel bir yer varsa hani mevsiminde böyle dondurun. Ben bir de biraz fazla dondurmuşum. Yani bunun bana yarısı yeter. Biz şu an kırdım. Bakın şöyle yarısını kullanacağım. Böyle koydum. İçerisine yoğurt da koydum. Biraz daha yoğurt koyuyorum. Böyle eriyecek içinde. Pilavımız oldu. Bakın normal pilavın makarnayla karışık hali gibi düşünebilirsiniz. Yani bunu yapılıyor diye biliyorum ama hani ne oldu adı ne bilmiyorum. Belli yörede böyle makarna yapılıyor diye biliyorum. Biraz üstüne şimdi ayçiçek yağı gezdireceğim. Şeyim tadı bayağı güzel oldu. Bayağı lezzetli. Makarna gibi değil, pilava benziyor ama çok lezzetli bir pilav gibi. Makarna gibi de aynı zamanda değişik. Deneyin bunu, olur mu? Böyle ufak burgu makarnayla falan da olur. Bunun adını pilav makarnası koyuyorum. Ya da makarna pilavı. Makarnalı pilav. Makarna pilavı güzel olabilir. Gerçekten o kadar güzel oldu ki ben bunu ara ara yaparım. Ya elinizde malzeme olmazsa böyle kendinizde bir şeyler kafanızdan uydurabilirsiniz. Ben seviyorum böyle tarifini denem. Yemeğimiz de oluyor. Cacığa da tuz ve nane ekleyeceğim. Tuz şöyle. İçerisinde buz kütlesi gibi duruyor. Ben sarımsak koymuyorum. Batu çok sevmiyor. Ama isterseniz sarımsakla da yapabilirsiniz. Bakın son halleri böyle. Böyle oldu. Bayağı lezzetli. Bu da bezelye yemeğimiz. Yemeğimiz altı kısık artık olacak. Batu gelene kadar hepsi olmuş olur zaten. Şimdi Batu geldi. Bu hala erimemiş. Üstüne nane dökelim bari. Beğenecek miyim?
Evet. Benziyor mu? Neye benziyor? Adı makarna. Ya sadece bir çay bardağı şey vardı. Pirinç varmış. Pirincimiz bitmiş. O yüzden ben de böyle karıştırdım. Görüntüsü böyle. Nerimiz nasıl olmuş? Benzerli okey. Ya şu makarnalı pilavı deneyin, olur mu? Bence çok güzel oldu. Of, çocuk da çok güzel. Bu arada bunu yapmasaydım kuskus yapacaktım. Ben de kuskus yapacağını bildiğim için. Ben sevmiyorum. Ben çok severim ama sevmiyorum. Yediğim anam öyle diye gidiyor. Ama kuskus yani. Ben seviyorum. Şu yeni bir marka keşfettim. İçeriği çok güzel. Bebak markası. İşbirliği falan değil bu arada, onu da söyleyeyim. Ama fiyatı çok uygun. Eğer güzelse çok iyi randıman alacağımıza eminim. Şimdi o yüzden birlikte deneyeceğiz. Önümüzdeki günlerde de bunu kullanmaya devam edeceğim. Bakalım birlikte etkilerini görürüz. Beğenecek miyim, beğenmeyecek miyim? Yani cildimi nasıl etkileyecek? Birlikte göreceğiz. Şimdi cildimi önce bir temizleyeyim. Şunu bitirmeye çalışıyorum. Hatta bitti sayılır. O yüzden şu Bioderma'yı kullanacağım, kalanını. Bendeki mavi olanı sebum önleyici. Bitti. Sonuna kadar kullandık. Böyle ürünüm bittiği zaman o kadar mutlu oluyorum ki. Şöyle güzelce temizleyelim. Dün gece birazcık cips yedim. O yüzden canım istedi. Böyle 40 yılın başı canım isteyince yiyorum ben arkadaşlar. Ama tabii ki de cildi bozabiliyor. Şu an bozmadı ama bozabilir her an. Hatta bir tane şöyle minnacık bir pıtırcık çıkmış yani. Bir tane şurada görünüyor. Şurada. Beslenme o yüzden çok önemli. Artık biliyorsunuzdur, Foreya Luna Mini 2 bendeki. Bayağıdır bunu kullanıyorum, yıllardır. Kağıt havlu kalmadığı için şöyle yeni bir havlu aldım. Bunu siliyorum. Normalde biliyorsunuz kağıt havlu kullanırım. Nemlendirici bir serum bu. İçerisinde seramit, triasol, postbiyotik serin var. Şöyle içeriği böyle. %2 hyaluron ve seramit var. Önce bunu sürüyormuşuz. Bunların adımlarını internetten baktım. İlk olarak bunu sürüyormuşuz. Her serum arası da 5'er dakika falan beklemek gerekiyormuş. Kokusuz bir serum. Su gibi, böyle hani ilaç gibi bir kokusu var, öyle söyleyeyim. İlk adımımızı yaptık. Bunu buraya koyalım. Bunları kullanacağım çünkü artık. Kendini hissettim ama. İkinci adım olarak yeşil serumunu sürüyormuşuz. Bu gözenekleri küçülten ve sebum dengeleyici bir serummuş. Seramit falan var bunda da yine. Cilt yüzeyini pürüzsüzleştiren ve içerisinde çinko olduğu için kolajen üretiminde de önemli bir rol oynayarak cildi sıkılaştırmayı, elastikiyet kazandırmayı ve daha genç görünmesini hedefler. Seramit ile güçlendirilmiş formülü dış etkenlere karşı cilde ışıltılı bir görünüm oluşturmayı desteklermiş. Bu ürünümüz. Şimdi ikinci adım olarak da bunu süreceğiz. Böyle birkaç adımlı bir şey. Bunun rengi de bu şekilde. Böyle. Her yapışıklık hissi de gitti. Son olarak da bu C vitamini serumu sürüyormuşuz. Üçüncü adım olarak bunda da ferrosilik asit vitamini ve %10 C vitamini var. Şişesi böyle. Portakal gibi yapmışlar. Çok güzel değil mi? Şimdi. Gerçekten ilaç gibi kokuyorlar mı? Kokuları yok. Yapısı böyle şeffaf renk. C vitamini bu arada gece ve gündüz uygulayabiliyorsunuz. Ama gündüz mutlaka güneş koruyucu sürmelisiniz. Güneş koruyucu sürdüğünüzde daha güzel etkisi oluyormuş diyebiliyorum. Bu kadar serumu arka arkaya kullanmamıştım. Böyle bir yeni cilt rutini yaptık. Şöyle bu oynama da süreyim. Bir şey diyeyim, çok güzel aydınlatmıyor mu? Şu an bile bayağı hoşuma gitti. C vitaminini çok seviyorum. Sırf bu yüzden. O kadar güzel aydınlık veriyor ki. Şimdi bunlar biliyorsunuz ki
Sadece serum, yani nemlendirici falan değil. O yüzden her ne kadar nemlendiricili serum uygulasak da şu an cildime nemlendirici sürmem gerekiyor. Birazcık daha bekleyeceğim. Bu serumu da haftada bir uygulamamız gerekiyormuş. Bu soyulabilen bir serum. Bunu zaten daha önce kullanmıştım. Bunu farklı The Pure Solutions'ınkini kullanmıştım. Cildinize böyle bunu sürüyorsunuz. Kırmızı maske. Böyle 5-10 dakika bekletiyorsunuz ve cildinizi yıkıyorsunuz. Bu öyle bir serum. Bu rutinde bunu nasıl kullanıyoruz ona bir bakmam lazım. Yani bunları kullanmayıp sadece bunu mu kullanıyoruz o gün, ona bakarız. Yarın da bunu uygularız ya da önümüzdeki günlerde de bunu uygularız. Buna bir gün belirlemem lazım, haftada bir şeklinde. Nemlendirici olarak göz altlarımı Kiehl's'ta şu avokado özlü nemlendiricisini uygulayacağım bunu. Bunu çok seviyorum. Kafama göre değişiyor bu gözaltı ürünü falan. Mesela şu an aslında uygun fiyatlılardan gittiğimiz için size şunu da önerebilirim. Görkito'nun Centesol göz kremi. Bu da çok güzel. Uygun fiyatlı ve gerçekten çok sevdiğim bir krem. Şimdi elimdekileri de böyle bitiriyorum. Deniyorum değişik değişik ürünleri. O yüzden hepsini kullanıyorum. Şu an bunu kullanmak istedim. Nemlendirici olarak da Clinique Moisture Surge'ını kullanacağım. Hepsinin güzelliğine bakın. Rengi falan çok tatlı. Şöyle alıyorum. Akşam bakımım. Dudaklarıma da şu Frida'nın dudak balmını süreceğim. Hepsi böyle bunun. Çok güzel. Böyle hafif renk veriyor ve mentollü bir yapısı var. Hafif yakıyor ve dudakları hafif dolgunlaştırıyor. O hissi sevmiyorsanız bunda renksiz olanı da var. Bende mor kapaklısı. Böyle mentollü bir hissi sevmiyorsanız mor kapaklısından alın. Böyle ben şimdi yapacağım. Umarım buraya kadar keyifle izlemişsinizdir. Yeni ürünleri de böyle birlikte deniyoruz. O yüzden bu vlog serisi bence çok sizin için de hem faydalı hem benim için de böyle değişimi gördüğüm güzel bir seri oluyor. Umarım buraya kadar keyifle izlemişsinizdir. Keyifle izlediyseniz lütfen kanalımdan ayrılmadan önce videomu beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bütün yorumlarınızı okuyorum. Siz abone olunca da çok mutlu oluyorum. Sizleri seviyorum. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Sağlıklı kalın. Hoşçakalın. Bay bay. Hemen bakımlarınızı da yapın.